Gördüğüm buğday deni. Onda ne var? Bunun içerisinde iki dilim ekmek kurutulmuş. İşte tüm bunlardan ibaretti cephedeki askerin tayını, yani yanındaki tek yemeği. Cesurca savaşır, sonra cephe gerisinde iki lokma yemeğini yer, sonra yeniden dönerdi savaşan arkadaşlarının yanına. Yılları böyle geçti Türk askerinin. Ta ki 18 Mart 1915'te o destansı zaferini tarihe yazana kadar. 100 yıl önce bugün tarihin gördüğü, görebileceği en büyük, en mükemmel zaferin sahibi olan ecdadımızı 100 sene sonra evlatları olarak, torunları olarak yad ediyor olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. O zaferin bir asır sonrasında tüm yurtta sabah namazında Diyanet asker tayını dağıttı. Tıpkı 100 yıl öncesinde olduğu gibi buğday çorbası içildi, ekmek zeytin yendi. Dualar vatan toprağı uğruna dönmeyi düşünmeyenlere edildi. Onların aynı siperinde keşke biz de olabilsek, o anı yaşayabilsek. Allah razı olsun. Onlar olmasaydı belki şu an burada olmazdık, şu an bu namazı kılmazdık. Onlar bu vatanı kurtarmak için, bizler için, gelecekteki torunlar için canlarını vermişler. Amasya'dan Tokat'a, Trabzon'dan Kahramanmaraş'a, Ordu'ya, İstanbul'a, 81 ilde camilerde Kur'an-ı Kerim'den ayetler okundu. Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıldı. Şehitlerimiz sayesinde buradaydık. Belki şehitlerimiz o ölmeseydi biz burada belki sefillik içinde yaşayabilirdik. Cephe gerisinde de kahramanlar vardı. Gönüllü hekimler tarafından Çanakkale'de bir ülkeye bağımsızlık kazandıran aşı üretildi. Bağımsızlık aşısı denilen o aşı askerlerin hastalanmasını önledi, milli mücadelede en büyük silahlardan biri oldu. Bir Fransız ordusunda, Yunan ordusunda koleraya örneğin yakalanan ya da dizanteriye yakalanan kişilerin sayısı oldukça fazla ama Osmanlı ordusunda, Türk ordusunda bu hastalıklara yakalananların oranı yıllar içerisinde azalmış durumda.